TRT ve Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni bir eylem planı ortaya koyacağız dedi. Toplantımızda bu kapsamda ülkemizde yatırım iklimini daha etkili hale getirmek için gerek duyulan kanuni ve idari düzenlemeleri istişare ettik. Bunları da iki grup halinde değerlendiriyoruz. Bir kısmı daha kısa vadeli, bu yıl sonuna kadar meclisimiz açıldıktan sonra gündeme getirebileceğimiz hususlar. Bir kısmı da daha orta vadeli, özellikle orta vadeli programımızda yer vereceğimiz ve zaman içinde çalışmaları olgunlaştırarak gündeme getireceğimiz hususlar olmak üzere iki boyutlu olarak gündeme geldi. Kısa vade ve orta vade şeklinde ayırıyoruz. Yapılacak çalışmaları da yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler, teknik çalışmalar ve süreç iyileştirici çalışmalar başlığı altında toparlayacağız. Bu kapsamda bugünkü toplantıdan sonra Eylül ayı sonuna kadar sekreterya görevi gören Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda yönlendirme komitemiz ve teknik komitelerimizi çalıştırarak yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. Arkadaşlarımız bu toplantıda dile getirilen tüm hususlarla ilgili titiz bir çalışma yapacaklar. Meclisimiz açılmadan önce Eylül ayı sonu itibarıyla kısa vadeli eylem planımız ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak. Normalde 6 ayda bir toplamamız gerekiyor YÖİK'i ama bugün bu YÖİK'in önemine binaen 3 ay sonra tekrar bir YÖİK toplantısı yapıp orada hem eylem planımızı hem geleceğe dönük çalışmalarımızı yine gözden geçirmeyi planlıyoruz. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, yaklaşık 7 yıl önce temeli atılan fakat dere yatağı üzerine yapılması sebebiyle temelinden devamlı su çıkan tapu kadastro binasıyla ilgili yıllardır Karabük'ün tam ortasında bulunan bu temele bir çare bulunsun diyerek Karabük'e yeni atanan Vali Mustafa Yavuz'a çağrıda bulundu. Koruma kulübesi aşağıda. Evet sevgili izleyicilerimiz, belki onlarca defa haber yaptık ama hiçbir şekilde duyulmadı. Duyan duymazdan geldi ama Karabük'e yeni bir vali geliyor. Buradan Karabük'ümüzün yeni valisi Sayın Mustafa Yavuz valimize çağrıda bulunuyorum. Sayın valim, burası son 5-6 yıldır temel olarak duran, sözde memleketin tapu kadastro binası temeli. Evet, hemen arkada bir kulübe var. Gri bir kulübe, şu anda tahmin ediyorum Ali çekiyor. O gri kulübe, gel bana Ali'cim, o gri kulübe sayın valim, sizin oturduğunuz konutunuzun korumaları için yapılmış koruma güvenlik binası. Hemen 10-20 metre yukarısında da o kulübenin hemen 10-20 metre yukarısında da sizin konutunuz var. Yani sizin konutunuza, arazinize birleşik yerde, yani valilik konutuna birleşik yerde bu tapu kadastro binası rezaleti Karabük'ün tam da ortasında sizin konutunuzun bitişiğinde yıllardır duruyor. Burası büyük bir ihtimalle, yani siyasetçilerden edindiğimiz bilgiye göre, iptal edilecek. Yani artık bura bir yeşil alan mı olur, ne olur? Bura dere evlerdir sayın valim. Burası dere evler. Yani derenin içidir bura. Derenin içi ne? Bu temel atmışlar ama doğa izin vermemiş. Temel kazılmış, su fışkırmış. Arkasından fore kazık çakmışlar. Fore kazık iyi ki çakmışlar. Yoksa sizin oturduğunuz o konut, Allah korusun, aşağı gelebilirdi yani. Kulübe kesin çökerdi de konut da çökebilirdi. Fore kazık sayesinde büyük bir ihtimalle kalmış orada. Karabük valimiz Sayın Mustafa Yavuz, ilk icraatlarınızdan biri lütfen yıllardan bu yana Karabük'ün tam ortasında meteor çukuru gibi duran bu hakikaten Karabük'e yakışmayan bu temele lütfen bir çare bulun. Ya yapılacaksa yapılsın, yapılmayacaksa burası yeşil alan bir ilan edilir. Bu rezalet buradan lütfen kalksın. Çağrı yapıyorum buradan.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu Sarı İpek Apartmanı büyük zarar görmüş ve yaşanan bu olayı daha önceki haber bültenlerimizde de gündeme getirmiştik. Patlamanın olduğu ilk günden beri aynı şekilde duran apartman aynı zamanda çevreye de tehlike arz ediyor. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, İbrahim Sarı İpek ile aylardır devam eden mağduriyeti tekrar gündeme getirdi. Sevgili izleyicilerimiz, sahipsiz Karabük deyince gerçekten de sahipsiz oldu. Karabük'ün merkezine 1 kilometre, en fazla 1-1,5 kilometre, Yeşilmahalle'deki valilik binasına da 1 kilometre mesafede, hemen arkamdaki bu Sarı İpek Apartmanı'nda 12 Ekim 2022 tarihinde bir patlama oldu, doğalgaz patlaması. Bir kiracı ama kendi hatası ama başka bir nedenle doğalgazı açık bıraktı. Sonra ışığı yaktığında patlama meydana geldiği söylendi. Konuyla ilgili olarak bina sahiplerinden İbrahim Sarı İpek'le birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunmuştum. Valiler kararnamesi yakında diye. İbrahim kardeşimizin abisi Ramazan Sarı İpek Almanya'dan bir yorum yazmış. Bu binayı ile ilgili derdini yazmış adam. Tabii Karabük Valiliği makamındakiler o yorumdan, hiçbir şey de yoktu yorumda, yani yorumda nezaketli bir şekilde bizim binamızın hali ne olacak diye sormuş Ramazan Bey. İbrahim Bey'e bir şekilde ulaşmışlar. İbrahim Bey de abisine rica etmiş, valilikten rahatsız olmuşlar, siliver abi diye. Yazı silindi ama bu arkadaki patlamanın olduğu yer 10 aydır böyle bekliyor. Yazıyı silmek kolay sevgili izleyiciler ama asıl önemli olan bu arkadaki enkazı silmek. Araştırmalar yaptık. İstanbul'da da benzeri bir patlama meydana gelmiş. O dönemin İstanbul valisi, şu anki İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, o dönemde İstanbul valisi ve diyor ki bu apartmanla ilgili belediyemiz hemen listi yapı kararını aldı ve hemen yıkıma başladı. Kartal Orhantepe mahallemiz, Yeşilyurt apartmanımız da olduğu gibi süratle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda bu apartmanımız en kısa zamanda 14 daire sahibine inşallah teslim edilecek. Dronları mı çeksin abi? Hayır tabii. Devletten beklentimiz bizim bir an evvel bu olay neden olmuş belirlensin. 10 aydır bilirkişi gelmedi. Yani bilmiyorum, makine mühendisi bilirkişi Karabük'te yokmuş herhalde. Üniversitede de mi yok, Karabük'te de mi yok, yoksa Ankara'da da mı yok? Herhalde onu da sanırım bizim bulup getirmemiz gerekiyor. Onu da bilmiyorum. Hayır, size söylemiyorlar mı Allah aşkına? Bilirki, öyle bir şey olur mu ya? Ya bilmiyorum ki, ben hukukçu neticede değilim. Neticede bir hukuku Karabük'ün tam ortasında bir şey gibi, ceset gibi bina. Hemen alttaki bina öğretmen evi. Evet. Arka yanında cami var. Evet, onun yanında park var. Evet, şöyle park. Ali, çok güzel bir bölge. Şu bu tarafa doğru bak böyle. Burası aynı zamanda Esentepe'nin. Bak burası Fırat. Salıpazarı. Evet. Burası Salıpazarı. Özgür apartmanı var, Fırat apartmanı var. Çok güzel binalar var yani burada. Birkaç yıldan bu yana. Evet. Kamuoyunun, yani siz vatandaşlarımızın derdini ulaştırmakta zorluk çektik. Aynen. Bizim kanalımız, sevgili izleyicilerimiz, uydu da dünyanın yarı yüzeyinde, Avrupa'da, Türkiye'nin yer yerinde, İstanbul'da. Dün Abana'daydım, o sahil kenarında. Adamın televizyonu örümcek tutmuş, ağaçta bir orada izliyor. Her yerde izleniyor. Evet. Ama bizim kanal, bu Karabük'te hava boşluğu var ya, hava boşluğu tuttu son yıllarda burada. Eski yıllarda bir hava boşluğu vardı. Evet. Bizim kanalın izlenmediği, yani yetkili makamlar tarafından izlenmediği tek yer Karabük'tü. Evet. Artık Karabük'te inşallah yeni bir dönem başlayacak. İnşallah yeni bir dönem başlayacak. Yeni bir valimiz geliyor. Biz bu tür haberleri yapınca mutlaka bir açıklama yapacaklar. Evet. Tamam mı? Bir şey olacak. Yani biz boşuna haber yapmıyoruz ki ya. Dünyada basın niçin var? İnsanların, kamuoyunun sesini duyurmak için var.
yetkili makamlarda açıklama yapacaklar. Ben buradan çağrı yapıyorum yeni gelen sayın valimize. Sayın valim, burası hemen sizin valilik makamınıza 1 kilometre yakın mesafede. Valilik konağı hemen evet. 300 metre. Evet, valilik konağınızdan yürüyerek buraya 3 dakika içinde geliyorsunuz. Evet. 3-5 dakika içinde valilik konağınıza 300 metre. Valilik makamınıza da en fazla kuş uçuşu 500 metre. Belki karayoldan 1 kilometre mesafede bir yer. Lütfen, burada ne olmuş? Ya burada böyle şey mi? Ya, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış bir harabe yer gibi. Böyle bir şey olur mu? Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki tarihi Yukarı Mahalle'de kadınlar tarafından kurulan yöresel ürünler pazarı turizmi canlandırıyor. Yaradanım, Allah'ım, hadi hoş geldin, sabaha geldin. İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alan 200 yıllık çanta evlerinin bulunduğu Yukarı Mahalle'de 2013 yılında yöre kadınlarının el birliği ve Akçakoca Belediyesi'nin desteğiyle yöresel ürünlerin satıldığı pazar kuruldu. Bölgedeki tarihi dokuyu yaşatan pazarı ziyaret eden tatilciler hem hediyelik alışveriş yapıyor hem de tarihi sokaklarda gezme imkanı buluyor. Yöresel ürünler pazarını ziyaret eden Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, Yukarı Mahalle'nin Akçakoca'nın ilk kurulduğu yer olduğunu söyledi. Yukarı Mahalle'de bir tarihi evlerimiz var. Akçakoca'nın ilk kurulduğu yer burası. Burayla ilgili bir sokak sağlıklaştırma adı altında bir düzenlemeler yaptık. Şimdi inşallah mevcut standları da yenilemeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda Yukarı Mahallemiz artık gece hizmetlerine de başladı. Ve ekstra olarak da güneş enerjisi sistemiyle donatıp mevcut standların ışık altında olmasını sağlayacağız. Zonguldak'ta sazan sarmalı olarak bilinen yöntemle bir kişinin 695 bin lirasını hesaplarına geçirdikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezinde aracını satmak için internete ilan veren bir kişiyle irtibata geçen SC ve MG aracı alacaklarını söyleyerek ilandan kaldırttı. Şüpheliler benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu. Kendini satıcı gibi gösteren şüpheli aracı satın almak isteyen OD ile satış işlemi yapmak için notere gitti. Noter görevlilerinin durumdan şüphelenmelerinin üzerine polis ekiplerine haber verildi. Şüphelilerin sazan sarmalı olarak bilinen bir yöntemi kullanarak başkasının aracını kendi aracı gibi göstererek satmaya çalıştığı belirlendi. Haklarında arama kararı çıkarılan 3 kişiden SC ve MG Adana'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli ME'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan şüphelilerin yabancı uyruklu kişilerin adına kayıtlı telefon numarası kullandıkları öğrenildi. Karabük Kuyumcu ve Sarraflar Derneği Başkanı İlhan Ündar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1 gram altında ağırlığı olan basılı altınları üretememe kararına ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunarak panik yapmamalarını söyledi. Vatandaş bir kere şunu sondan başlayarak düzeltmek istiyorum vatandaşı rahatlatmak açısından. Herkese şöyle panik başladı, herkes şu soruyu soruyor. Elimizde olan yarım gram altın veya çeyrek gram altından ne olacak, battal mı olacak diye. Şunu söyleyeyim bir kere, yarım gram altın, 10 sene sonra olsa yarım gram altın yine yarım gram altındır. Ne değerine düşme olur, ne de değeri olduğundan daha düşük fiyata gider. Bir kere bu konuda rahat olsunlar. Sadece devlet, cari açığın yüksek olmasından dolayı, halkımızın altını alıp yastık altına asından dolayı, bunda da cari açık altın ithalatının yüksek miktarda, 13,5 milyar dolar gibi bir rakamın yurt dışına altın ithalatına gittiğinden dolayı, halkın alım gücünü hiç olmazsa yarım gram, 0,25 gramlı bastırmayarak da alım gücünü biraz daha ihracatı, ithalatı azalttırmak için böyle bir karar aldık. Tabii ki biz de kuyumcular odaları olarak da Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ile ve bürokratlarla bu konuda sürekli görüşmeler halindeyiz. Sene sonuna kadar çözümlenme ihtimali yüksek satım yönünde. Ama eğer satım yönünde de olmazsa da vatandaşımızın hediyeleşme bizim Türk kültürümüzde zaten vardır. Altın olarak da onun yerini tutacak herhangi bir altın, 0,25 gramı tutacak diye altın üretimi zaten olacak. Bu konuda altımız rahat olsun. Sene sonuna kadar alım satımı serbest.
basımı da serbest. Sene sonundan sonra basımı serbest değil, yasak, satımı da yasak olacaktır. Şu anki alınan karar budur. Ama biz bunun düzeleceğini kanaatindeyiz. Tabii ki bunu zaman gösterecek. Ama demin dediğim gibi de elindeki altınlar da her zaman için altınlar, diğer tarif falan olmayacaktır. Geçersiz diye herhangi bir ibare olmayacaktır. Evet, altın fiyatları yükselişi konusunda da malumunuz üzere Türkiye'de enflasyon var. Dünyada enflasyon var. Para demek işin aslı altın karşılığındaki miktarın basılması demek. Dolayısıyla bu kadar enflasyon olan bir dünyada, ki özellikle bizim ülkemizde de altının daha değerini bulmadığı ve değer fiyatının daha yükseleceği orta vadede, uzun vadede kesin ve net gibi gözükmektedir. Ancak bunu düşmesi için enflasyon düşmesi lazım, diğer emtiaların düşmesi lazım. Efendime söyleyeyim, paranın değer kazanması lazım. Bundan sonra ancak altın düşer. Şu an itibariyle böyle bir şey gözükmediği için de altının değer yönü yukarı yönlü olacaktır. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin tünelde çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin tünelde çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine ilerleyen EŞ idaresindeki yolcu otobüsü, Alaplı tünellerinde aynı yönde giden AA yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada otobüs sürücüsüyle 2 yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırdan dökülen tuğla paletlerinin üzerine düştüğü otomobildeki 2 kişi yaralandı. Emin E'nin kullandığı tuğla yüklü tır, Samsun-İstanbul Karayolu Çerkeş-Kadıözü kavşağı mevkisinde Vedat A idaresindeki otomobili solladığı sırada tırın dorsesindeki tuğla paletleri otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuğlalar altında ezilen otomobildeki sürücüyle yanındaki İsmail'e yaralandı. Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Çankırıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yola saçılan tuğla parçaları karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü. Sinop'ta olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklanan kuzey sahilleri boşaldı. Vali Ömer Karaömeroğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfz-ı Sıha Kurulu tarafından kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığı kentin kuzeyinde kalan sahillerde polis ve can kurtaran ekipleri devreye görevi yapıyor. Bugün itibariyle valiliğimizde Kokumkapı mevkinden Sarıkum mevkine kadar denize girmeye yasaklanmıştır. Ekipler, yasak kararı ile ilgili bilgi aktardıkları vatandaşları denize girme yasağı bulunmayan iç kısımdaki güney sahillerine yönlendiriyor. Yasağa rağmen denize giren bazı vatandaşlarsa uyarılarak denizden çıkartılıyor. Bu arada alınan yasak kararının ardından kentin kuzey sahillerinin boş kaldığı görüldü. Az sayıda vatandaşınsa denize girmeyerek sahilde zaman geçirdikleri gözlendi. Zonguldak'ta atlı jandarma timi vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapıyor. Jandarma atlı subaylar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan getirilen İmre, Efe ve Kadim isimli atlarla Filyos beldesindeki sahilde devriye geziyor. Atlar sahile gelenlerden yoğun ilgi görüyor. Bazı yetişkinler ve çocuklar atları severek fotoğraf çekiyor. Jandarma motosikletli asayiş ekipleriyle görev yapan atlı timler yaz sezonu boyunca sorumluluk alanında çalışacak. Düzce'de çocukken babasından öğrendiği balıkçılığı Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan emekli olduktan sonra 35 yıldır sürdüren 78 yaşındaki Ramiz Özer ilerleyen yaşına rağmen denizden ayrı kalamıyor.
Akçakoca ilçesindeki balıkçı barınağının en yaşlı üyesi olan Ramiz Dayı lakaplı Özer, çocukluk çağında balıkçılık yapan babası sayesinde denizle tanıştı. Delikanlılık dönemine kadar babasının yanında balıkçılığı öğrenen Özer, daha sonra Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda şoför olarak işe başladı. Deniz tutkusu peşini bırakmayan Özer, 1988'de kurumdan emekli olduktan sonra Akçakoca'ya döndü. Özer, ilerleyen yaşına rağmen balıkçılığı 35 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Teknesinin bakım ve onarımını yapan Özer, yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül'de vira bismillah demek için sabırsızlanıyor. Sabah 8'de gelirim, 9'da gelirim en geç. Akşam 6-7'de evime giderim. Balığın durumuna göre gece devam ederiz. Ne bileyim, yani hobimiz bu. Şimdi ben denizden çıktığım anında giderim yani. Başka şeyim yok yani, çarem yok. Balıkçılık çok zevkli bir meslek. Efendim, ne bileyim, hem hava alıyorsunuz hem ne bileyim, bir meşgale yani, güzel bir şey yani. Tek başına da giderim böyle yani. Kimse almam yanıma şununla beraber. Tek kafama göre takılırım. Hazırlık yapıyoruz, bakım yapıyoruz. Çürük yerleri efendim tamir yapıyoruz. En son boya, macun boya ve devam. Şimdi palamutu bekliyoruz. Palamut şu anda göründü, görünecek yani. Hatta görmüşlerdir. Rize'nin Çayeli ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğretici Bilge Nur Güngör ve kursiyerleri kumaş parçaları, naylon poşet ve çay çöpü gibi atıkları ip haline getirip dokuyarak elbise, çanta ve kilime dönüştürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülen geri dönüşüm ve sıfır atık temalı eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında Çayeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde atık malzemeler değerlendiriliyor. Proje kapsamında usta öğretici Bilge Nur Güngör, kursiyerleriyle çevresinden topladığı çay çöplerinden kumaş, naylon poşet ve un çuvallarındansa plaj malzemesi üretiyor. Kurslarda geri dönüşümle ilgili işte pürtülü kilimler, poşet kumaşlar, çuval kumaşlar, tül kumaşlar, atılacak olan her ne varsa biz onları topluyoruz. Yeniden kumaşa dönüştürüp kumaşta dönüştürdükten sonra da ne yapabiliriz bundan? İşte giysi mi, çanta mı, paspas mı, kilim mi? Ona göre değerlendiriyoruz kumaşları. Cinsine göre işte poşetten poşet kumaş yaptıysak plaj çantası, şezlong, hasır seccade vesaire bunun gibi değerlendiriyoruz. Hani marketlerden alınan poşetleri sağa sola atmadan evlerden topluyoruz bilhassa. Ondan sonra bunları küçük küçük kesip birbirine ekleyip dokuma tezgahlarında arkadaşlarımız dokuyor. Dokuduktan sonra da İşte çantaya, işte örtülere değerlendiriyoruz onları. İşte ben de poşetlerimi halka halka katlayıp kesiyorum onları düzgün bir şekilde, bir santim kadar genişliğinde. Burada da şunu diyorum eşe, dosta, herkese. Doğanın bize ihtiyacı yok, bizim doğaya ihtiyacımız var. Mümkünse poşetleri sağa sola atmayalım, değerlendirelim. Mısır yapraklarından, mısırı yedikten sonra yapraklarını atmıyoruz, yazık olmasın. Onları kurutup gölgede, kuruduktan sonra ıslatıp, ayıklayıp, onları da yine kamçılı tezgahta dokuyup, onları da yine çantalar yapıyoruz, işte yelekler yapıyoruz geri dönüşüm için. Bizim ürettiğimiz ürün özel oluyor, tekrarı yok. Hani bir yelek, bir kumaşı dokudun, işte eşarplardan veya şallardan bir kumaşı dokudun, onu yelek diktin. Onun ikincisi yok. Çünkü ikinci aynı rengi tutturman mümkün değil. Kişiye özel oluyor. Kişiye özel olunca da alıcıyı cezbediyor. Atmadan önce düşün sloganımız. Hiçbir şeyi atmıyoruz. Hani poşeti dahi, işte çay çöpünü dahi dönüştürebiliyoruz, kullanabiliyoruz.
Hani geri dönüşüme biz de bu şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Karadeniz'in doğa harikası Menderesleriyle bilinen Ordu'nun Perşembe yaylasını her mevsim olduğu gibi yazında hem yöre halkı hem de yerli ve yabancı turistler tercih ediyor. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan yaptığı açıklamada yaylanın coğrafi yapısıyla dikkati çektiğini söyledi. Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle sıcakların etkili olduğu bu günlerde yayla sisli ve serin havasıyla rahat bir ortam oluşturuyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşanlar doğada piknik yapıyor, Menderes manzarası eşliğinde fotoğraf çektiriyor. Doğa severler, yayılan koyun sürülerinin güzel görüntüleri oluşturduğu yaylada yöresel ürünlerin satışının yapıldığı pazardan alışveriş yapıyor. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Aslında Malatyalıyım. Karadeniz'e Karadeniz turu için geldik. Asker arkadaşımla beraber buraları geziyoruz. İzmir'de bulamıyorsun bu doğa şartlarını. Hava şartlarını bulamıyorsun. İmkanı bulamıyorsun. Hava şartları dersen şu doğayı nerede bulabilirsin? Çay var, gözleme var, böyle Türk kahvesi var. Buraya geliyoruz böyle gezmeye. Temiz havası, doğal ürünleri var, yayla ürünleri. Yani dolaşıyoruz burada. Temiz hava alabilmek için suyu doğal. Cennet gibi maşallah. Yani havalar güzel, havalar güzel, hepsi güzel maşallah. Her taraf yemyeşil, havası güzel ve gerçekten serinletici bir havası var. Tabii ki tatil bölgelerine tercih oluyor ama insanlar artık sıcaktan bunaldıkça buralara kaçmaya başladılar. Yani herkese tavsiye ediyorum. Yani buranın havası, yani şu an şaheser. Gerçekten çok güzel bir havası var. İzmir'de yaz sıcaklarından çok bunalmıştık. Eşimin de izni olunca bir hafta da olsa, 2-3 gün de olsa en azından kaçıp buralarda gezmek istedik ama gayet güzel, çok memnunuz. İnşallah biz de elektriklerin yer altına alınması, gölet çevrenin düzenlenmesi, kanalizasyon ve şimdi içme suyuyla alakalı sıkıntımızı da giderdiğimizde kalacak yer noktasında da pansiyon sayıları çoğaldı. İşte 2 tane otel var. Bölge pazarı, insanlar ürettikleri ürünleri pazarda tüketirler. Dünyanın her yerinde misafirlerimiz geliyor gidiyor. İnşallah biz de hizmet kalitesini, yolları gelirken gördüğünüz zaten, hizmet kalitesini arttırmak için canla başla çalışıyoruz. 915'incisi yaptığımız güreş şenliklerine, kültür ve güreş şenliklerine zaten 5 günde ortalama 500 binden fazla insan geldi. Haliyle biz 1 milyonu geçtik şu ana kadar. İnşallah sene sonuna kadar işte 1,5 milyonu geçeriz diye umut ediyorum. Ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evine yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından BRTV'ye 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'ndaki katkılarından ötürü sertifika verildi. Ziyarete Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bülent Ersöz, İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takım Yardımcı Antrenörü Adem Özdemir ve İşitme Engelliler Voleybol İl Temsilcisi Musa Özyıldırım yer aldı. BRTV televizyon ailesi ziyarette bulundu. Ziyaretimizde milli takımda voleybol antrenörümüz Sayın Adem Özdemir Hocam ve il temsilcimiz Musa Özyıldırım'la beraber ziyaretimizin sebebi şu oldu. Şampiyonada BRT valisi her zaman bizim yanımızda, sesimiz kulağımız oldu.
Bu noktada biz kendilerine EFSO tarafından gönderilen sertifikayı takdim etmek istedik. BRTV bizim sesimizi bölgede ve dünyada duyurulmasına çok büyük katkıları oldu. Bu sebepten dolayı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Osman Çetinkaya'ya teşekkürlerimizi, Sayın Mehmet Çetinkaya'ya teşekkürlerimizi iletmek için geldik. Bize ve spora vermiş oldukları desteklerinden dolayı her zaman yanımızda oldular. Bu sebepten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, biz de Karabük'te gerçekten son yıllarda unutulmayacak bir organizasyon yaptınız ve başarılı bir imza attınız. İnşallah bunun devamı gelir diye düşünüyoruz. Çünkü Karabük gerçekten bunu hak ediyor her şeyle. Özellikle ben dün yine aynı spor salonundaydım. Altyapıda son derece iyi olduğumuzu bu organizasyonda gördük. İnşallah bundan sonraki organizasyonlara ev sahipliği yaparız. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Yine televizyon olarak biz yine bölgemizdeki tüm sosyal ve kültürel faaliyetleri duyurmaya devam edeceğiz inşallah. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un teknik direktörü Cahit Terzi yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Terzi, Ereğli halkıyla beraber bu sene inşallah profesyonel lige çıkacağımıza inanıyorum dedi. Yeni sezon Ereğli halkına hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun. 21 senelik bir amatörlük serüveni var. 22 sene önce ben bu takımda profesyonel ligde futbol antrenörüydüm. Benden bir sene sonra takım talihsiz bir şekilde amatör kümeye düştü. Bu 21 senelik Ereğli'nin beklentisini mutlaka profesyonel lige çıkarak kapatmak istiyoruz. Bu beklentiyi bitirmek istiyoruz. Bu beklentiye güzel bir cevap verip Ereğli halkıyla beraber işte bu sene inşallah bu takımı profesyonel lige çıkaracağımıza inanıyorum. Şimdi kendi tesislerimizde 10 günlük bir çalışmamız var. Bu 10 günlük çalışmamız bir gün tek bir gün çift olarak devam ediyor. Tesislerimiz güzel. Kaldığımız yerde de futbolcular rahat edebiliyor. Malzeme konusunda da yöneticilerimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel malzeme alındı. Çalışma ortamımız çok güzel. Yapılan transferlerde takıma uyumlu transferlerdi. İnşallah takıma güzel katkı vererek mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum. Taraftarlar sabırlı olsun. İddialı bir takım olacağız. Maç 90 dakika, bunu hiç unutmasınlar. 90 dakika boyunca taraftarların bizi destekleyeceğine inanıyorum. Ereğli halkı bilinçlidir, hoşgörülüdür, sabırlıdır. Bu sabrı, bilinci, hoşgörüyü tribünlerde görmek istiyoruz. Onlar oyuncuları ne kadar desteklerse, oyuncuları ne kadar motive ederse tribünden bir takım o kadar başarılı olur. Bizim başarımızda onların çok büyük emeği olacağına, çok büyük emekleri olacağına inanıyorum. İnşallah hep beraber şehirle bütünleşerek güzel bir hikaye yazacağız. Bunu bütün Ereğli halkına buradan davet ediyorum. Maçlarımıza mutlaka gelsinler. Bizi desteklesinler. Biz onlara heyecan veren bir takım izleteceğiz. Kamp döneminde yerli ve yabancı yaklaşık 100 futbol takımı, %65'i ormanlarla kaplı olan temiz havası, antrenman sahaları ve tesisleriyle ünlü tabiatın kalbi Bolu'da yeni sezona hazırlandı. 2022-2023 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından 15 Haziran itibariyle futbol takımları Bolu Dağı, Gerede, Abant Bölgesi ve Karacasu Beldesi'nde bulunan tesislerde kampa girdi. Takımlar ülke genelinde etkili olan sıcak havalara rağmen serin havasıyla ön plana çıkan Bolu'daki 21 antrenman sahasında hazırlanırken teknik ekipler de hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi takımlarını görme şansı yakaladı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler yaptığı açıklamada Bolu'nun Türkiye'de tabiatın kalbi olarak bilindiğini, ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu söyledi. Tabii Bolu ili
bu 2023 yılı içerisinde 100'e yakın futbol kulübümüze ev sahipliği yaptı. Ve Süper Lig, birincilik takımlarından sonra ikincilik, üçüncülük takımları da kamplarına şu an devam etmekte. Ayrıca yeni kamp talepleri de gelmekte. Bazı kulüplerimiz ikinci, üçüncü kamplarını almakta. Bu bizlere göstermektedir ki Bolu ili %65'e yakın ormana sahip oluşu, bol oksijene sahip oluşu, yüksek irtifa kampları için ideal oluşu, aynı zamanda oksijenle beraber futbolcuların hem vücut direncinin arttığı hem de kondisyona yönelik antrenmanlara ihtiyaç duyulan bir dönemde kendi sezonlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için ideal bir il olarak göze çarpıyor. Nitekim 100'e yakın futbol kulübünün, takımın Bolu'yu tercih etmesi bizler için umut vericiydi. Aynı zamanda yurt dışından da farklı ülkelerden futbol takımları kamp için Bolu ilimizi tercih etti ve talepler hala gelmekte. İlimizde otel altyapısı çok güçlü olup yatak kapasitesi yüksek. Yine tesis sayısı çok ideal. Kulüplerimiz burada gönül rahatlığıyla hem kamplarını yapabiliyorlar hem de düşük maliyette yüksek irtifa kampı, bol oksijenli kamplar, sıcak havanın olmadığı, nemin olmadığı, yani futbolcuları kasmayan, sadece antrenmanlarına odaklanabilecekleri doğal bir ortam sunuyor Bolu ili. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı. Fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Ülkeyi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.